Tabii ki biz bu vatana 15 Temmuz'da bir evlat şehit verdik. Değil ki bir evlat, bu aziz vatana binlerce evlat şehit vermeye hazırız. Hatta bizler de birer şehit adayıyız. Rabbim inşallah o şehitliği, o rütbeyi bize de nasip eder. Tabii ki benim çocuğum şehit olduğunda benim cenaze törenime gelmediler. Taziyeme gelmediler. İlçemizde tabii o zamana kadar, yani aradan bir 3 yıl geçti. Bu arada 20-25 kere şehitlerle ilgili, şehitlikle ilgili programlar oldu. Hiçbirine katılmadılar. Fakat 30 Mart yerel seçimler arefesinde, yani 12 gün gibi bir zaman vardı. Oraya tabii ki seçim propagandası yapmaya, yani halka şirin görünmeye geldiler. Tabii ben de bunları görünce sinirlendim. Yani daha bundan doğal ne var? Yani benim çocuğumun oradaki şehitleri, Çanakkale şehitlerini, 105 yıl önce şehit olan Çanakkale şehitlerini hatırlıyorlar. Fakat 3 yıl önceki benim şehidimi hatırlamıyorlar. Yani tamamen riya, tamamen takiye yapmak yapıyorlar. Yani bunların şehitlere, bu vatana saygısının falan olduğundan değil. Biz bunların, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bunların cibiliyeti yalan ve iftira üzerine kurulmuş diyor. Ben daha ileri gidiyorum. Bunların alfabeleri yalan ve iftira üzerine yazılmış. Bunlar onu okuyor ve onu öğreniyorlar. Siz o gün neler söylediniz onları görünce karşınızda? Ben onları görünce ulan alçaklar dedim. Sizin burada ne işiniz var? Hangi yüzle geldiniz buraya? Yani terör örgütleriyle, terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla kol kola gezeceksiniz. Buraya benim şehidimi istismar etmeye geleceksiniz. Hangi yüzle geldiniz buraya? Siz programı terk ettiniz. Ben programı terk ettim. Yani yanlar gidecek ya ben gideceğim. Yani ben aynı havayı onlarla teneffüs etmek istemiyorum dedim. Hatta yani görüntülerde de var, kayıtlarda var. Ben onlarla aynı havayı teneffüs etmek istemiyorum. Hala da istemiyorum yani. Hakkınızda darp ettiğiniz ve hakaret ettiğiniz gerekçesiyle dava açıldı. Siz gerçekten darp edip hakaret ettiniz mi? Bakın Allah da şahit, oradaki bütün protokol şahit. En az 2-3 metre mesafe vardı aramızda. Eğer tırnağımı dokunmuşsam namerdim. Dokunsam dokundum derim. Ama yumruk vurdu, boğazımı sıktı, ceketimi yırttı diye darp raporu almışlar. Nasıl aldılar onu da bilmiyorum tabii ki. Zaten bunlar her türlü iftira yaptıklarına göre her türlü hileyi hurdayı da yaparlar. Zaten onlardan her şey beklenir. Çünkü bekliyorum da. Siz duruşmaya gittiğiniz gün aslında bir şok daha yaşadınız. Ne gördünüz karşınızda duruşma günü? Vallahi duruşma günü Kayseri İl Yönetimi'nin seçim otobüsüyle bir otobüs şov yapmak için gelmişler. 10 tane avukat vardı. Zaten 4 tanesi duruşmaya girdi. Bakın 4 tane avukat duruşmaya girdi. Onların yalan ve iftiralarını savunuyorlar. Savunsunlar. Zaten eğer ki ben bu davadan dolayı ceza alırsam, samimi söylüyorum, gerekçeli kararını çerçevelettireceğim, evimin en müstesna köşesine asacağım, o cezayı da bir ömür boyu şeref madalyası olarak taşıyacağım. Ha, bugün olsa, bugün de aynı şeyi yaparım. Aynı tepkiyi gösteririm ve göstermeye de devam edeceğim. Çaldılar mı? Hiçbir kere değil, telefon bile açmadılar. Bırakın evime gel, burunlarını göstermediler. Telefon dahi açmadılar. Zaten ben onlardan beklemiyorum da. Beklemiyorum da. Çünkü gelmezler, onların bu vatana saygısı yok ki şehidine saygısı olsun. Bir şehit babası olarak ne hissettiniz? Ben şok oldum. Yani bu iftiralarla dava açmalarına inan ben şok oldum. Yani şaşırdım. Eğer yapmış olsam derim ki cezamı çekerim. Yapmadığım bir şeyi nasıl yaptı diye anlatıyorlar. Yani bunlarda hiç mi şeref yok? Hiç mi haysiyet yok? Yani şöyle zerre kadar haysiyet olsa, şeref olsa vallahi bunu söyleyemezler. Bu davayı da açamazlardı zaten. Açtıklarına göre demek ki ben hiçbir şey beklemiyorum bunlardan. Onun için de yani bu vatana da saygıları yok. Şehidine zaten hiç saygısı yok. Çünkü terör örgütlerini zaten savunuyorlar. Terör örgütleriyle kol kola geziyorlar. Bugün Sabri Kiraz savcımızı şehit eden o DHKPC'liyi savunmadılar mı?
Onun yüzünden yani o cezaevinde affedersin geberen daha doğrusu öldü diyemiyorum. O avukat kızın Barolar Birliği'nde posterini aşağı asmadılar mı? Aşağı indirmediler mi? Allah aşkına yani bu vatanın polisini, askerini, savcısını şehit edenlere sahip çıkıyorlar. Yani ben bunlardan ne bekleyeyim Allah aşkına?